İyi akşamlar sevgili seyirciler. Artı TV ekranlarına hoş geldiniz. Gündem Özel'le karşınızdayız. Bu akşam Gündem Özel'de son zamanlardaki Suriye'ye silah sevkiyatıyla, El Nusra'ya yapıldığı iddia edilen silah sevkiyatıyla tekrar gündeme gelen tartışmalı bir savunma kurumunu, SADAT'ı ve uluslararası üniformasız askerler olarak nitelendirilen vekil savaşçılar konusunu ele alacağız. Bildiğiniz üzere üniformasız askerler, paralı askerler uzun süredir istikrarlı şekilde Amerika Birleşik Devletleri tarafından çatışmalı alanlarda kullanılıyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin yanı sıra artık günümüzde Wagner aracılığıyla Rusya, Libya ve Suriye'de de bu üniformasız askerlerle, paralı askerlerle denkleme dahil oldu. Suudiler Yemen Savaşı'nda bir hayli şekilde kendilerinin askerlerinin sayısının da eksik olması sebebiyle Güney Amerika tandanslı, Amerika tandanslı bu şirketleri kullandı. Türkiye'de Suriye sahasında, Libya'da ve Azerbaycan'da bu vekil aktörleri kullandı. Bu devlet dışı vekil aktörlerin giderek artan etkinliği, SADAT'ın giderek artan etkinliği, SADAT'ın Suriye'deki rolü, faaliyetleri, El Nusra'ya silah sevkiyatıyla ilgili iddiaları bu konuda uzman bir isimle Deva Partisi Kurucular Kurulu üyesi, araştırmacı, güvenlik, savunma ve jeopolitik analisti Metin Gürcan'la konuşacağız. Metin Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Fatih Bey. Metin Bey, SADAT'a ve Suriye'ye yönelik olan yasa dışı silah sevkiyatına geçmeden önce bu devlet dışı aktörlerden biraz bahsetmek istiyorum. Bu vekil aktörler, üniformasız askerler denilen bu yapıları ilk önce Amerika Birleşik Devletleri kullandı. Özel savunma şirketleri de deniyor ve istikrarlı şekilde de kullanıyor. Ancak daha sonra Rusya vesaire diğer ülkeler de bu aktörleri kullanmaya başladı. Bu unsurları biraz bize anlatabilir misiniz acaba? Şimdi aslında efendim bu silahlı devlet dışı aktörler veya sizin özel askeri şirketler diye bizim literatürde tanımladığımız olgu. Yani günün sonunda herhangi bir devletin çıkarı veya devletin siyasi amacı için değil de kar amaçlı, yani para kazanmak amaçlı olarak askerlik hizmetini satan kişi, kurum ve yapılara diyoruz biz. Aslında bunun tarihi efendim insanlık tarihi kadar eski, yani eski Yunan'dan alıp getirebiliriz. Orta Çağ'da özellikle 1800'lü yıllarda çok fazla kullanılan bir şey, ama özellikle uluslararası sistemde devlet merkezi sistemin oluşmasından sonra biliyorsunuz Weberian anlamda silah kullanma veya silahlı şiddet kullanma tekeli devlete aittir algısı pekiştikten sonra, bu da 20. yüzyıl başı oluyor. Bu tarz örgütlerin ve şirketlerin etkisi azaldı. Ancak 90'lı yıllardan sonra yani özellikle ulusal bağımsızlık mücadelelerin çıkması, soğuk savaşın sona ermesiyle Afrika başta olmak üzere mesela Sierra Leone'de, işte Gana'da, Somali'de, Nijerya'da bu bölgelerde biz 90'ların sonunda özel askeri şirketleri gördük. Ama asıl patlaması bu sektörün malumlarınız 2000 başında bu Amerika'daki 11 Eylül saldırıları ve Amerika'nın küresel terörle mücadele kapsamında Afganistan ve Irak işgaliyle bu sektör dünya çapında patladı ve 2018 rakamlarına göre, yani küresel boyutta 90 milyar dolar gibi bir paranın döndüğü büyük cirosu olan bir sektör haline geldi. Şimdi tabii izleyicilerimiz özel askeri şirket deyince tam kafalarında canlandıramayabilir. Yani bunlar böyle AVM'lerde, bankalarda veya sokakta gördüğümüz özel güvenlikçiler gibi değil, özel güvenlik şirketleri değil. Askerlik hizmetini, askeri konuları hem eğitimini hem de operasyonel anlamda kar amaçlı satan şirketlerden bahsediyoruz. Hani kabaca da bunları üç tipe ayırıyoruz biz. Bunlardan bir tanesi mesela askerlikte biz efendim muharebe hizmet destekleri, daha çok böyle lojistik konular. Mesela işte Amerika'nın Irak'ta, Afganistan'da, hatta Türkiye'de bu tarz mesela şirketleri yurt dışında silahlı kuvvetler kullanıyor. Mesela işte çamaşır hizmetleri, temizlik, yemek, hani bu tarz böyle daha çok cephe gerisi hizmetleri özel şirketler alabiliyor. Birinci tipi bu. İkinci tip ise muharebe destek konularında, yani biraz daha böyle cephe hattına yakın yerlerde konvoy emniyeti, lojistik emniyet, işte komuta kontrol, muhabere iletişim, istihbarat bir dereceye kadar elektronik ve sinyal istihbaratı kopma. Hani bu konularda da biz özel şirketleri,
modern dünya ordularına katkı veren yapılar olarak görüyoruz. Ama işte bu Sadat'ın olduğunu iddia ettiği üçüncü tipse bu cephe gerisinde veya lojistik hizmetlerde değil, doğrudan askeri konularda eğitim veren ve bu eğitimlerinde askeri konudaki bu operasyonel mevzuları da müşterilerine satan şirketler. Bunlarda da dünyada örnekleri var biliyorsunuz. Blackwater, işte Dynacorp gibi Amerikan merkezli, Wagner gibi Gürcan, Rusya merkezli. Blackwater dediniz. Blackwater deyince akla Irak'ta Amerika Birleşik Devletleri'nin Blackwater aracılığıyla yaptığı katliamlar ve savaş suçları geliyor. Hala daha internette rastlamak mümkün. Korkunç videolar. Bir grup eli silahlı insan, Blackwater mensubu, yolda gezen, sadece yolda yürüyen sivil insanları taradığı görüntülere ulaşmak bile mümkün. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere bu vekil aktörleri kullanan ülkeler uluslararası savaş suçlarından biraz da kurtarmak, başları belaya girmemesi için mi bu aktörleri kullanıyorlar? Şimdi burada bakın efendim, bu özel askeri şirketler gri alandan da kastım şu, hukuki anlamda uluslararası savaş hukukuna, çatışma hukukuna, buna tabi olmayan şirketlerden ve bunların elemanlarından bahsediyoruz. Yani askerler gibi değiller. Yani bu uluslararası hukukta henüz yeri oturmamış bir olgudan bahsediyoruz. Aynı zamanda niye devletler bunları yöneliyor? Politik ve ekonomik maliyetleri de çok düşük. Yani şimdi çatışma alanlarından asker tabutları geldiğinde Amerika gibi, Rusya gibi ülkelerde siyasi politik maliyetler yüksek oluyor biliyorsunuz, ama hani bu tarz örgütlerde, şirketlerde çalışan personel hayatını kaybettiğinde çok büyük mesele olmuyor. Politik maliyet düşük oluyor. Ekonomik anlamda da aslında bunlar daha devletlere, devlet aktörlerine düşük maliyetli çözümler sunabiliyorlar. Ama asıl mevzu sizin de vurguladığınız gibi gri alandan da benim kastım o. Bu örgütlerin nasıl kullanılacağı, görev yetki ve sorumlulukları ve özellikle hukukçu sorumlulukları konusunda uluslararası hukuk tam oluşmuş değil. Yani şöyle bir Sayın Gürcan, mesela, bu yargılanmaları konusuna gelmek istiyorum biraz da. Bunu biraz boyutlandırmak istiyorum. Mesela bunların yargılanmasına dair bir örnek var mı? Bunların işlediği suç mahalline göre mi yargılanıyorlar, yoksa hizmetin alındığı şirketin bulunduğu ülkeye göre mi, yoksa hizmeti alan ülke mi? Örneğin Suudiler Yemen'de savaştırmak üzere Güney Amerika'da kurulu bir takım şirketleri oraya getirdiler. Onlar da ciddi savaş suçları işledi misal. Yemen'de mi yargılanacak, Suudiler mi yargılanacak, şimdi, yoksa Kolombiya'da mı yapılacak, bunlara dair var mı iştihat? Buradaki gene temel sıkıntı şu. Yani en son mesela Irak'ta yaşanan bir örnek var. Blackwater'ın Irak Bağdat'taki Blackwater çalışanlarının karışmış olduğu sivillerin öldürülmesi olayında. Şimdi bu tarz şeylerde belirli devletlerin hukukları birbirine giriyor. Mesela bu Irak'taki örnekte Kanada merkezli, yani merkezi Kanada'da olan Amerikan Savunma Bakanlığı'nın kontrat yaptığı, yani sözleşmeli taşeron olarak aldığı İngiliz bir yöneticinin yönettiği bir şirketin Polonyalı çalışanının Irak Bağdat'ta sivil ölümlerine karışmasını düşünün. Evet. Şimdi bu çalışanlar yakalandılar. Burada şimdi temel uluslararası hukuk sorusu şu. Şimdi bu öldürme olayı, yani sivillerin karıştı öldürme olayı, ev sahibi ülke olan ve sivillerin vatandaşı olduğu Irak'ta mı olacak? Yoksa o özel askeri şirketi Irak'a gönderen Amerika'da mı olacak? Yoksa şirket merkezi Kanada'da mı olacak? Yoksa Polonyalı'yı mesela, Polonyalı bu kontraktörü, yani çalışanı Polonya mahkemeleri mi yargılayacak? Bu epey bir tartışma oldu. Halen daha da bu tartışma devam ediyor. Yani burada şimdi uluslararası hukukun çizmiş olduğu çerçeve artı şirketlerin yapmış olduğu sözleşmeler artı ev sahibi ülkelerin, yani bu elemanların kullanıldığı ülkelerin iç hukuku önemli. Ama genelde bu elemanlar Irak gibi, işte Somali gibi, Libya gibi düşük kapasiteli veya hani çökmüş devlet veya çökmekte olan devlet, böyle hukuk sisteminin çok da güçlü olmadığı yerlerde kullanıldıkları için ortaya çok böyle muğlak şeyler çıkabiliyorlar. Yanlarına kar kalıyor diyebilir miyiz? Hala devam ediyor. Yanlarına kar kalıyor diyebilir miyiz işledikleri suçlar? Tabii zaten ki, ülke ki çökmüş, bir otorite yok.
Irak'ta, Somali'de yaptıkları katliamlar da bunların yani yanına kalıyor. Şunu kıyaslamak için söylüyorum. Yani ciro tabii ki artıyor. Mesela en son Eric Prince, bu Blackwater'ın sahibi, Trump yönetimine de yakın bir isim. Mesela Suudi Arabistan'ın Yemen'deki çatışmalarında Husilere karşı yani bir paket sunduğunu Suudi Arabistan'a, yaklaşık 8-10 milyar dolarlık bir paket. Bu paket çerçevesinde de özel askeri şirket hizmetini Suudi Arabistan'a vereceğini açıklamıştı. Bundan daha 4-5 ay önce. Ve yani rejim değiştirmeler, işte merkezi otoriteleri aşındırmalar, işte böyle siyasi, bölgesel anlamda jeopolitik dengeleri de değiştirebilecek, etki yaratabilecek şeylerden bahsediyoruz. Özel askeri şirketler, bu olgulardan bahsediyoruz. Bu anlamda da önemli. Hukuki statüsünün de uluslararası hukukta tam oturmamış olması, gri alanlarda olmasıysa bu olayı daha da şey yapıyor, karın karmaşıklaştırıyor. Sadat örneğine ve Türkiye'ye de gelirsek, mesela Türkiye'de bizim kanunlarımıza, mevzuata baktığımızda... Sayın Gürcan, yasal zemine geçeceğiz ama öncesinde Sadat'la ilgili, yani Türkiye'nin Blackwater'ı Sadat'la ilgili başında emekli bir tuğgeneral var. Adnan Tanrıverdi. Kendisi emekli edilmiş 90'larda. Daha sonra Recep Tayyip Erdoğan'a Cumhurbaşkanı'na baş danışman oldu. Sadat'ın bünyesinde çeşitli dönemlerde TSK'dan ihraç edilmiş, irtica sebebiyle ihraç edilmiş birçok subay, az subay var. Bu Sadat nedir, ne değildir? Buradan başlayabilir miyiz önce? Şimdi efendim Sadat yani emekli general, Tuğ General Adnan Tanrıverdi. Kendisi kara kuvvetlerinden, mekanize yani tank sınıfından emekli. 90'ların sonunda biliyorsunuz 28 Şubat'ı sürecinde yani dinci diyelim, İslamcı görüşleri, aşırı İslamcı görüşleri nedeniyle bu iddiayla silahlı kuvvetlerden pek çok subay, az subay gibi ihraç edilmiş isimler. Bunlar biliyorsunuz öncelikle bir ASDER adı altında, Adaletli Savunanlar Derneği şeklinde dernekleştiler. Takiben Sadat isimli bu şirketi açtılar 2012 yılında. Sonrasında da 2016 yılında özellikle 15 Temmuz'da sonra FETÖ iktisatlı olduğu iddia edilen silahlı kuvvetlerde özellikle üst düzey personelin, subay az subayın ihraç süreçleriyle birlikte daha çok ön plana çıktılar. Ve devlet güvenlik bürokrasisinde ve siyasi anlamda da güç kazandılar. Şimdi temel eleştirilerimden benim bir tanesi şu. Şimdi siz 4 tane şapkayı üst üste giymeye çalışıyor bu ekip. Birinci şapka sivil toplum boyutu, dernek boyutu. Yani bir sivil toplum örgütü olarak mağduriyetlerini ve mağduriyetleriyle ilgili mevzuları insanlara anlatıyorlar. İkinci boyutsa şirket boyutu, yani günün sonunda kar amaçlı bir şirket yöneticisi konumundalar. Üçüncü boyutsa karar alıcılara, siyasete, siyaset kurumuna yakın, Cumhurbaşkanlığı, güvenlikten sorumlu baş danışmanlığı gibi önemli bir görevde bulunmuşlar. Ve asker alma, işte harp okullarından öğrenci seçimi, aynı zamanda askeri reformlar 15 Temmuz sonrasında yapılan, hani açık kaynaklar açısından, medyaya çıkan, sızan haberlerden, yorumlardan ve röportajlardan, hani bunlarda etkili olduğunu da görüyoruz. Bir de dördüncü şapkaysa, hani bir siyasi görüş, bir ideoloji diyelim, hani hilafetçi, hani mesleği bekleyen, hani Müslüman dünyasının, ümmetin yeniden canlanması ve dirilişini amaçlayan böyle de bir ideolojik bagaj var. Şimdi bu dört şapka üst üste bindiğinde o kafada çok şık durmuyor tam. Öncelikle eleştirimiz bu. Yani ve biraz kara kutu gibi de görünüyorlar. Yani çok fazla özellikle son 3-4 senede Sayın Gürcan, medyada, özellikle uluslararası medyada. Sayın çok, Gürcan. Çok, buyurun. O kara kutuyu açacağız programımızın ilerleyen bölümlerinde, kısımlarında. Sadat'ın yasal bir zemini var mı kurulmasının? Çünkü söylediğiniz gibi 4 tane şapkayı tek kafaya giymeye çalışıyor. Dernek, aynı zamanda hükümetle ilişkiler, savunma şirketi, İslam ülkelerine hizmet veriyor, cihatçıları organize ediyor. Sadat'ın yasal bir zemini var mı kurulmasının? Şimdi uluslararası hukukta henüz oturmayan, kurumsal olduğu oturmayan bir olgudan bahsettik. Özel askeri şirketler, çok fazla gri alan ve boşluk var dedik. Tam da bu boşluklarda kendilerine hareket imkanı buluyorlar dedik ama siz de vurguladınız. Özel askeri şirketlerin adları da özellikle insan hakları ihlalleri, işte savaş suçları gibi
çok ciddi iddialarla da uluslararası medyada yer alıyor. Türkiye içerisindeki mevzuata baktığımızda, kanunlarımıza baktığımızda, bakın burada çok net mevzuat 51.02, 51.01 bakılabilir. Yani Türkiye içerisinde askerlik hizmeti, askeri eğitim, askeri harp silah, malzeme, araç ve gereçleri diyelim, silahlar ve ekipmanlar, teçhizatlar, bunların satışı, siville olan bağışı veya siville olan ilişkisi, ticari faaliyetlerde kullanılması tamamı efendim Savunma Bakanlığı'nın iznine ve onayına tabi. Yani Türkiye sınırları içerisinde siz özel askeri şirketin verdiğini, yani SADAT'ın mesela internet sitesinde açık olarak yayınladığı, vermiş olduğu işte keskin nişancılık eğitimi, koruma eğitimi, tank avcılığı, özel kuvvet harekatı, küçük birlik harekatı, drone pilotluğu gibi böyle sofistike askeri hizmetleri Türkiye sınırları içerisinde yapamazsınız. Mevzuat buna izin vermiyor. Ama burada şunu ben anlayamıyorum. Mesela 2012 yılında Mart ayında şirket kurulduğunu söylüyor. Ticari Sicil Gazetesi'nde şirketin faaliyet alanlarının yayınlanmış olması lazım. Şayet internet sitelerine koydukları faaliyet alanlarını Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınladılarsa, yani bu şirketin bu haliyle kurulamaması gerekiyor. Yani SADAT'ın kuruluşları bir onaydan geçiyor. Bu şirketin kuruluşuna nasıl onay verildi? Çünkü burada bir mevzuat ihlali var. Veya sonrasında onu bilemiyoruz tabii. Şimdi bu tarz şirketler, bakın Amerika'nın... Yani SADAT'ın, Sayın Gürcan, SADAT'ın şu anki faaliyetleri ve kuruluşu yasalara aykırı. Yazılı... Yasalara aykırı diyemiyoruz. Ortada bir boşluk var diyoruz. Fakat o boşluktan istifadeyle bu şirketin kurulduğunu söylüyoruz. Sadece bu şirket değil, bunun gibi bu tarz hizmetleri verdiğini iddia eden Türkiye'de 2-3 farklı şirket daha var. Yani çok basit bir internet araştırmasıyla izleyicilerimiz de ulaşabilirler. Yani mevzuattaki boşluğu kullanarak bu şirketlerin Türkiye'de ticari faaliyetlerde bulunduklarını söylüyoruz. Ama bu ticari faaliyetlerde dediğim gibi onların iddiası Türkiye sınırları içerisinde değil, yurt dışına yönelik bu faaliyetleri yapılır diyorlar. Ama günün sonunda da bakın harp silahı gençlerinin yurt dışına gönderilmesi, askeri eğitiminin yurt dışına gönderilmesi, bunlar da hükümetin tabii ki iznine ve meclisin onayına tabi olması lazım. Sayın Gürcan, SADAT'ın yurt dışındaki, özellikle Suriye ve Libya sahasındaki faaliyetlerine geleceğiz ama biraz daha yurt içinde kalmak istiyorum ben. Siz de biraz önce söylediniz, özellikle 15 Temmuz'dan sonra TSK'ya alımı yapılmak üzere mülakata çağrılan subay adaylarını SADAT üyelerinin seçtiğine dair yalanlanmayan birçok iddia var. Siz de biraz önce dile getirdiniz. SADAT dediğimiz kurum kamu dışında, devlet dışında, kamu denetimi dışında hangi mevzuata dayandığı çok da belli olmayan bir kurum. Bir ülkenin ordusunu kamu denetimine tabi olmayan bir kurumun dizayn etmesini nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi yani bizim 15 Temmuz sonrasında harp okullarına öğrenci alımları, biliyorsunuz askeri alma sistemi Ankara'daki görevli bir devlet kurumu tarafından, asker alma başkanlığı tarafından yapılıyor. Evet. Burada harp okullarına, Karadeniz Hava Harp Okullarına, askeri okullara öğrenci seçimi komisyonlar teşkil ediliyor. Ve bu komisyonlardan öğrenciler mülakat sınavıyla ve yazılı sınavla alınıyorlar. Önce yazılı sınav oluyor, sonra mülakat sınavı oluyor. Şimdi burada silahlı kuvvetlerde, bakın Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 4 önemli fonksiyon var. Bunlardan bir tanesi bütçe, para. Yani orduyu siz yönetebilmek için paranız olması lazım. Savunma bütçesi, bu önemli. Bütçeyle ordu kontrolünü yapabilirsiniz. İkincisi asker alma çok önemli. Özellikle subay kadrolarının eğitimi çok önemli. Üçüncüsü terfiler, yani bir üst rütbeye terfiler. Dördüncüsü atamalar. Yani bunların tamamının tabii ki Milli Savunma Bakanlığı'nın kontrolünde olması lazım. Yani açık kaynaklara düşen bilgilerden bizim anladığımız, SADAT'ın şirket olarak harp okullarında öğrenci alımlarını organize etmediği, fakat SADAT'la bağlantılı olan veya bu ASTER'le bağlantılı olan, dernekle bağlantılı olan bazı emekli subayların bu komisyonlarda görevlendirildiği, mülakat
sınavlarına girdiği ve harp okullarına öğrenci alımlarında etkin rol oynadıkları konusunda bu, ama... Bu hani çok tehlikeli bir şey değil mi Sayın Gürcan? Bu şirkete verildiği iddiası bence çok da doğruyu yansıtmıyor ama... Ya, harp okuluna öğrenci alımında etkin rol oynadıklarını komisyonlarda bazı askerlerin açık kaynaklara düşen veriler de var. Bu çok tehlikeli bir şey değil mi? Sonuçta kamu denetimi dışında bir kurum. Yani özel askeri şirket mi, mağdur derneği mi belli olmayan, Suriye'deki cihatçılarla bağlantılı bir kurumun üyelerinin bir ülkenin ordusuna subay seçiyor olması çok tehlikeli değil mi? Burada şimdi günün sonunda asker alma daire başkanlığı, savunma bakanlığına bağlı bir başkanlık. Evet. Bu başkanlığın teşkil ettiği komisyonlara, bu Adaleti Savunanlar Derneği'nden veya Sadat bağlantılı kişilerin çağrılmış olması burada sıkıntı. Ama buraya harp okullarına öğrenci seçme, mülakat sınavını yapma ve öğrenci gönderme, yani asker alma, öğrenci alma işlemini yapan günün sonunda devletin bir kurumu. Hı-hı. Ama tabii ki burada şuna da geliyoruz. Burada şimdi bazı iddialar, önemli iddialar, sizin de dile getirdiğiniz iddialar. Şimdi Amerika'da bunun sıkıntısını çekiyor. Özel askeri şirketleri kullanan. Yani demokratik ülkeler dediğimiz İngiltere'de, Kanada'da, İsrail'de de biz bu sıkıntıları görüyoruz. Özel askeri şirketler tam da uluslararası, yani devletin sınırları dışında da, devletin sınırları içerisinde, ülke içerisinde de yapmış olduğu faaliyetleri hep gri alanlarda. Hı hı. Gri alanlarda da olunca hukukunun da tam oluşmadığı, mevzuatının da tam oluşmadığı alanlarda çok sıkı bir yasama denetimi, yani meclis denetimi altında çok sıkı bir idari ve yürütme denetimi, devletin istihbarat kurumları denetimi altında ve çok sıkı bir sivil toplum, yani medya, düşünce kuruluşları, onların gözetimi altında faaliyetlerini yürütmeleri gerekiyor. Yani bunları biz herhangi bir ticari şirket muamelesi yapamayız. Çünkü günün sonunda kar amaçlı sattığı şey askeri bilgi, askeri eğitim ve askeri harp silahı araç malzemesi. Peki Sadat AKP ilişkisine geçmek istiyorum biraz. Cumhurbaşkanlığı sarayını Sadat mensuplarının kurduğu, bir içinde bulunduğu bir ekibin koruduğuna dair iddialar var. Buna dair bir bilginiz var mı? Ya da... Yok efendim, ben ona şöyle söyleyebiliriz. 15 Temmuz'dan sonraki süreçte bence dediğim gibi FETÖ iltisaklı askeri personelin ihraç ve tasfiye sürecinden sonra ortaya çıkan kadro boşluklarında şunu söyleyebiliriz. Yani Sayın Cumhurbaşkanı belki ve AK Parti iktidarı biraz daha böyle ideolojik anlamda kendilerine yakın buldukları bu kişilerden faydalanmış olabilirler denge oluşturabilmek için. Çünkü ellerinde ideolojik anlamda kendilerine çok da yakın olmayan kişi ve grupların personeli olduğunu düşündülerse biraz daha bu personeli, yani bu ekip içerisindekileri göreve çağırmış olabilirler. Ama günün sonunda ben yani Türkiye'de paramiliter güçler, özel ordular, hani bu tarz iddiaların da açıkçası biraz abartıldığını düşünenlerdenim. Çünkü günün sonunda mevzuat, hukuk mevzuat çok açık ama bu iddialarda gündemde ise mutlaka bunun idari yönden ve yani kolluk yönünden devletin savcıları ve emniyeti, polisi, hatta istihbaratı, yurt dışı bağlantılarını da hesaba katarsak ama aynı zamanda meclis yönünden de meclis araştırma komisyonları, biliyorsunuz meclisimizde iki tane önemli komisyon var. Milli Savunma Komisyonu ve İstihbarat Komisyonu. Bu komisyonda asker kökenli milletvekilleri var, iktidar ve muhalefet partilerinden. Aslında tam da onların ilgi alanlarına, sorumluluk alanlarına giren konular bunlar. Onların da araştırma komisyonlarını kurarak, bu yapılarla iletişime geçerek ve kamuoyundaki iddiaları toplayarak araştırmalarını yapmaları ve raporlarını şeffafça kamuoyuyla paylaşmaları lazım. Yani çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konusunda sıkıntı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ideolojik ve felsefi kodları olan paralel bir ordu kurduğu, paralel bir kuvvet kurduğu Sadat üzerinden iddiasını o zaman meclisin detaylı şekilde tetkik etmesi ve araştırmasında fayda görüyorsunuz. Yani şimdi efendim bu tarz iddialar kamuoyunda, medyada sıklıkla dile getiriliyor. Bir de tabii uluslararası medyada. Ama tabii uluslararası medyada bu tarz iddiaları dile getirenler bazıları art niyetli olarak belirli grupların
belirli şeylerin elemanları olabiliyorlar. Ama günün sonunda bu tarz iddialar Türkiye'nin yurt dışındaki itibarına, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcılığına, görünürlüğüne de zarar verdiğini ve bunu da örtelediğini dikkate alarak, hani gri alandan ziyade şeffaf araştırma süreçleriyle bu tarz yapıların eski alanları, kullandıkları personel, hangi alanlarda ne tür işler yaptıkları mutlaka yasama denetiminde ve aynı zamanda da devletin idari kontrolünde olması lazım. Yani günün sonunda Fatih Bey 15 Temmuz gibi bir dram yaşadı bu ülke. Hı hı. Yani SSK içerisinde yuvalanmış FETÖ yapılanmasının, daha doğrusu dini kullanan Türk bir yapılanmanın vatana, millete, devlete ne tür zararlar verebileceğini 15 Temmuz gecesi insanlar yaşadı. En güzel örneği bence burada. Bu nedenle de hani yoğurttan ağzı yanmış bir devlet ve millet olarak biraz burada yani sütten ağzı yanmış bir devlet millet olarak doğru diyerek yenilmesi gerektiği kanaatindeyim. Burada bu şeffaflık ve hukuka riayet, evet, insan haklarına ve demokrasiye saygılı silahlı kuvvetler ve güvenlik bürokrasisi oluşturmak sanırım anahtar nokta. Tabii ki burada da önemli olan şey şu, benim gene eleştirdiğim konulardan bir tanesi. 15 Temmuz sonrasında biz sivil asker ilişkilerini, yani bu tarz alandaki ilişkileri sivilleştirdik. Ama bu otoriter bir sivilleşme. Hı-hı. Şimdi sivilleşme demek demokratikleşme demek anlamına gelmiyor. Sivilleşme demek gücü askerlerden, yani generallerden aldık, sivillere verdik, sivil seçilmişlere verdik, yürütmeye verdik. Ama bu birinci aşama. Sivilleşme birinci aşama. Bunu bazıları sivilleşmeyi demokratikleşmeyle eş anlamda olarak kullanıyor. Ama ben bu teze katılmıyorum. Bu birinci aşamadır. Gücü askerden aldıktan sonra, sivil otoriteye verdikten sonra demokratikleşme olan ikinci aşama. Yani gücün yayılması. Gücün transferinden sonra gücün yayılması lazım. Yayılması için de nasıl güç kapalı bir şekilde askerin kontrolünde denetlenemeyecek şekilde bir yerde tutulduğunda 15 Temmuz gibi bir şey yaşadıysak bu gücün sepete farklı sepetlere yumurtalarınızı koyma gibi, riski dağıtma gibi gücünün sivil demokratikleşmesi gerekiyor. Bu şu demek, yürütmeye biraz yetki vereceksiniz, güç vereceksiniz. Meclis denetimine yetki vereceksiniz. Meclise gözetleme ve denetleme mekanizmalarınızı, komisyonlarınızı kuracaksınız. Sivil toplum, düşünce kuruluşları, sizin gibi araştırmacı, gazeteciler, medya, aynı zamanda ülkede bu işe kafa yoran akademisyenler, üniversiteler, tez yazan öğrenciler, araştırma yapan hocalar, yani bu şekilde gücün demokratikleşmesi, yani eli silahlı olan devletin istihbarat ve güvenlik aktörlerinin, ordusunun, askerinin, polisinin, jandarmasının, sahil güvenliğinin, istihbarat bilimlerinin faaliyetlerinin ve işte bu dördüncü faktör olarak özel askeri şirketlerin diyelim, artık bir oldu çünkü, bunların denetimi ve gözetimi demokratik şekilde olabilmesi için farklı aktörlerin gözetim ve denetim sorumluluğuna alınması gerekiyor. Şu anda tam da sizin yaptığınız gibi aslında biz şu anda bu medya yayınını yaparak bir gözetim fonksiyonunu sivil toplum adına yerine getirmiş oluyoruz. Evet. Sadat suikast ve sabotaj eğitimleri de veriyor Sayın Gürcan. Tabii paraşüt eğitimi, tank kullanma eğitimi vesaire falan da var. Sadat'a bağlı unsurlar Türkiye içerisinde kullanılabilir mi ya da kullanılmış olabilir mi? Buradan kastım içerideki bir takım dağda bayırda operasyondan bahsetmiyorum. Şehir merkezlerinde bir takım seçim öncesi ya da seçim sonrası karışıklık çıkartmak gibi de olabilir. Böyle bir ihtimal sizce var mı? Çünkü bu kurum kendi sitesinde de var, suikast ve sabotaj eğitimi de veriyor. Efendim, yani bazı iddialar var ama çok spekülatif bir konu. Ben genelde yani veri bazlı analizler yapma derdinde olan bir insanım. Hani araştırma gereken iddialar ortada var ama spekülatif bir konu olduğu için bu konuya evet şöyledir, evet böyledir şeklinde yorum yapmam zor gibi. Spekülatif bir konu olduğu için bu konu ve bu iddialar, dediğim gibi meclis araştırma komisyonlarının, meclisteki halihazırdaki kurulu komisyonlarda bakın muhalefet partilerinin milletvekilleri de var. Muhalefet partilerinden asker kökenli milletvekilleri var şu anda halihazırda o komisyonlarda.
Ama gariptir ki, yani asıl konuşması gereken bu insanların, bu vekillerin konuşmamaları, kendi çaplarında ve yasama dokunulmazlığında kullanılarak araştırma yapmamaları, iddiaların üzerine gitmemeleri, bu da ilginç mesela. Peki sizce neden? Dediğim gibi çok spekülatif olduğu için, yani elimde o konuyu destekleyecek veri olmadığı için cevaplayamayacağım. Sayın Gürcan, biraz önce çok ilginç bir şey söylediniz. Ellerinde imkan olmalarına ve uzmanlığı olmalarına rağmen bazı vekillerin, asker kökenli vekiller, muhalefet partisi olsun, iktidar partisi olsun, bu konuları araştırmıyor dediniz. Gerçekten de ilginç bir şey bu. Sizce neden? Neden üzerine gitmiyorlar acaba? Sorunuz tam da ama. Şöyle bir daha tekrar edeyim. Biraz önce siz de söylediniz. Asker kökenli vekiller var. Konunun uzmanı vekiller var mecliste. Bu konunun üzerine gitmiyorlar. Gerekli araştırmayı yapmıyorlar. Bunu ilginç buluyorum dediniz. Gerçekten de ilginç bir durum. Sizce neden gerekli hassasiyeti göstermiyorlar muhalefet milletvekilleri? Vallahi efendim, bu soruyu onlara sormanız lazım. Bence bulun. Yani meclisin Milli Güvenlik Komisyonu'nda, İstihbarat Komisyonu'nda görevli, asker kökenli tercihen muhalefet milletvekillerini bulun. Onlar açık var meclisin sitesinde. Onları yayına alın, davet edin, sorunuzu sorun efendim. Peki, bunu not ediyorum. Bu dediğiniz yöntemi tabii çıkarlarsa, ekranlarımız açık, onlara da soracağım. Şimdi yavaş yavaş ülke dışına doğru çıkalım. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mehmet Ali Güller 6 Şubat'ta yayınlanan köşe yazısında Suriye'deki çok tartışmalı gözlem noktalarını Sadat'ın istediğini, TSK'nın karşı çıkmasına rağmen de Erdoğan'ın bu isteği kabul ederek fiziki olarak o gözlem noktalarını kurduğunu söyledi. Bu iddia doğru mu sizce? Ve bu gözlem noktaları stratejisi yanlış mıydı? Çünkü çok ciddi kayıplar da verildi. Şimdi efendim, ben bu iddianın çok doğruyu yansıttığını düşünmüyorum. Çünkü Sadat'ın yurt dışına sattığını, ticari olarak sattığını iddia ettiği şey askeri eğitim. Yani askeri eğitim satan bir şirketin böyle tank, top gibi ağır mekanize unsurlar, silahlar gibi yetenekleri yok. Yani Sadat unsurlarının şu anda silahlı kuvvetlerin sadece İdlib'de değil, yurt dışındaki hiçbir dış bölgesini ben eğitecek, yani donatacak türden elinde malzeme olduğunu düşünmüyorum. Sayın Gürcan, Sayın Gürcan. Artı bir de burada şuna dikkat etmek lazım. Yani günün sonunda orada hukuki durum da söz konusu. Yani bu iddialar bana biraz abartılı geliyor. Oradaki iddiayı biraz temellendirmek, yani açmak istiyorum. Oradaki iddia şu, oralara gözlem noktası kurulsun fikrinin Sadat'tan çıktığı. Hani fiziki olarak orada bulunma değil de Sadat'ın. Yani o gözlem noktaları kurulsun. Orada Suriye'nin kuzeyi. Yani o gözlem noktalarının kurulmasının sebebi, hani İdlib'deki süreci siz de takip ettiyseniz, yani Türkiye'nin kuzey batı Suriye'deki İdlib bölgesindeki faaliyetleri, Rusya ile başlayan biliyorsunuz bir Astana süreci var. Sonrasında Soçi sürecine evrildi iş. Yani karşılıklı imzalanan mütabakatlar, karşılıklı teknik askeri komitelerin çalışmaları, yani iki ülkenin, yani Ankara ile Moskova'nın, İran'ın da biraz dahil olduğu biliyorsunuz, Şam'ın da onayı var. Yani günün sonunda bu tarz mütabakat süreçleriyle şekillenen bir süreç ve onun sonunda devletin, biliyorsunuz bir de Suriye'de asker bulundurma tezkeremiz var bizim. Evet. Hani bu meclisten de geçiyor biliyorsunuz bu tarz şeyler. Yani günün sonunda ben yasal anlamda Suriye'de kuzeyinde görev yapan askerlerimizin Türkiye'deki iç hukuk açısından söylüyorum, hani görev şartlarının yasal meşruiyetinde bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Ama siyaseten eleştirilecek çok şey olabilir. Nedir mesela eleştirilecek? Yani mesela en önemlisi İdlib bölgesinde biliyorsunuz çoğu kayıbımızı biz geçen sene Şubat ayında da vermiş olduğumuz 36 şehidimiz vardı. Yani İdlib kuzeyinde. Sayın Gürcan, hattımızda, bağlantımızda bir sıkıntı oldu. Metin Bey ile iletişimimiz kesildi. Arkadaşlar tekrar kendisiyle bağlantı kuracak. Onun bıraktığı yerden biraz devam edelim. İdlib'in kuzeyinde tartışmalı, bir hayli tartışmalı olan
Türk Silahlı Kuvvetleri gözlem noktalarından ve bunların siyasi faturasından bahsediyordu kendileri. İdlib bildiğiniz üzere çok sıkıntılı bir nokta. Rusya, Suriye ve Türkiye arasında bir gerilime sebep oluyor. Ve Suriye'deki 2011 yılında başlayan savaşta ne kadar cihatçı radikal örgüt varsa Rusya ve Suriye tarafından Türkiye sınırındaki İdlib'e doğru süpürüldü. Bu cihatçı radikal grupların gidecek bir noktası kalmadı. Çünkü tepelerinde Rus Hava Kuvvetleri, karşılarında Suriye ordusu ve arkalarında da Türkiye sınırı kaldı. Bu yapıları, cihatçı yapıları Suriye ve Rusya koalisyonu, İran desteği de var tabii, Türkiye'ye doğru süpürme tehdidiyle Türkiye'yi baş başa bıraktılar. Türkiye'de bir hayli yakın ilişki kurduğu, dönem dönem silah yolladığı bu grupları orada Türkiye sınırlarının dışında tutma çabası içerisinde. Metin Bey tekrar hattımızda. Metin Bey merhabalar tekrar. Merhabalar Fatih Bey. Şu an arabada yolculuk halinde olduğum için kusura bakmayın, ara ara kesilebiliyor böyle. Estağfurullah. Siyasi faturasından ve verilen kayıplardan bahsediyordunuz İdlib'deki radikal mesela, cihatçı örgütlerle. Bu Mehmetçiklerimiz şu anda hava savunma şemsiyesi altında değiller. Yani orta ve yüksek irtifa hava savunma S-400 sistemlerinin mesela Suriye kuzeyinde şu an kullanılıyor olması lazım. Yani Türkiye'de konuşlandırdığınızda askerlerimizin üzerinde bulunduğu hava sahasını kapatacak şekilde kullanılıyor olması lazım. Ama işte buna kaderin garip bir cilvesi mi diyelim, yoksa bir planlama, bir strateji, bir jeopolitik hata mı diyelim? Siz S-400'leri Rusya'dan alıyorsunuz. Günün sonunda askerlerinizin olduğu bölgedeki hava savunma, hava sahası kontrolü de Rusya'da. Yani Rusya'ya karşı Rus sistemlerini kullanma zorunluluğu gibi bir zorunluluğa düşüyorsunuz. Bu mesela bir hata. Yani oradaki görevli askerlerimizin orta ve yüksek irtifa hava savunmaları sağlanmalı ve o sayede oradaki Mehmetçikler kendini daha rahat hissetmeleri. Bir de yani önemli noktalardan bir tanesi İdlib'de biliyorsunuz Rusya destekli Esad güçlerinin, İran yanlısı milisler de onları destekliyorlar. Hı hı. İdlib şehir merkezine doğru, kuzeye doğru sürekli bir baskı unsuru oluşturdukları. Bu oluşan baskı unsuru nedeniyle birliklerimiz orada dağılmış şekilde duran 30'a yakın üst bölgemizde askerlerimize ikmal konvoy faaliyetlerinin zaman zaman sıkıntı yaşadığı, bu lojistik akışın, mühimmat akışının yani zaman zaman sekteye uğradığı, askerlerin intikallerini, rotasyonlarının sıkıntı, problem zaman zaman yaşadığı gene medyaya düşen, açık kaynaklara düşen haberlerden biliyoruz. Yani her geçen gün oradaki lojistik açıdan ve birlik rotasyon açısından asker bulundurmanın zorluğunun riskinin arttığı bir süreçten bahsediyoruz İdlib'de. Yani bu konuda da aslında sağlam risk analizlerinin yapılması lazım. Sayın Gürcan, süremizin de sonuna geliyoruz. Geçen hafta organize suç örgütü lideri Sedat Peker, "Sadat benim üzerimden El Nusra'ya silah ve mühimmat gönderdi," dedi. Sizin bu konudaki düşünceniz nedir? Şimdi gene burada bir siyasi eleştiri yapalım Fatih Bey. Şimdi bakın, bu faaliyetler yani dünyanın her yerinde, yani Suriye'de kimsenin eli temiz değil. Yani Suriye'de Amerika'sının da, İsrail'inin de, Rusya, İran, Ürdün, yani Suriye'de faaliyet gösteren ve çıkarlı olan bütün ülkelerin eli kirli. Green'in değişik tonlarını konuşabiliriz ama günün sonunda bakın, yani 2014-15'te yapılan bir faaliyet ama bir mafya lideri Dubai'den konuşarak bunu iddia ediyor, ifşaat yapıyor. İddia ettiği bir özel şirket var. Hı hı. Yani ben bunu açıkçası eleştiriyorum. Yani hani bu mevzu yani Gürcan, bu kadar... Metin Bey, tam olarak neyi eleştiriyorsunuz? Cihatçılara Türkiye'nin yani kendisini de terör örgütü olarak nitelediği El Nusra'ya silah göndermesini mi, yoksa bu işlemi yakalanmasını mı, yoksa bir mafya liderinin ağzına sakız olmasını mı? Evet, bu tarz önemli iddiaların ve kendisini üzerinden yapıldığı iddiasının bir mafya liderinin ağzına sakız olmasını ve bu mafya liderinin Dubai'den uluslararası durum yaratacak şekilde, Türkiye'nin uluslararası itibarını zedeleyecek şekilde
ve başka iddialar da var biliyorsunuz. Sadece bu silah sevkiyatı Sayın iddiası yanında peki, narko, şu da sizin narko için, iddiaları var. Şu da, yani şu da sorun değil mi? Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir oradaki terörist bir yapıya ki Birleşmiş Milletler tarafından terörist bir örgüt olarak görülüyor. Türkiye kendisi de terör listesine alıyor El-Nusra'yı. Böyle bir örgüte silah göndermesi de başlı başına bir sorun, hukuk dışı bir uygulama değil mi? Bundan da rahatsız olunması gerekmiyor mu? Şimdi efendim yani burada şuna tekrar gelmek istiyorum. Yani burada Suriye'de kimin eli kimin cebinde belli olmayan bir ortamdan bahsediyoruz. Yani o yıllar açısından baktığımızda şimdi onlar 2013 yılında işte Obama döneminde biliyorsunuz CIA'nin başlatmış olduğu eğit donat programlarıyla doğrudan Esad rejimini devirmeye yönelik Suriyeli silahlı direniş grupları şeklinde sınıflandırılan aktörlerdi. Evet. O dönemde şu anda da mesela halen daha Giuliani, HTS dediğimiz örgütün lideri, işte Amerika veya özellikle İngiltere'nin çok yakın durduğu bir isim, PR'ının yapıldığı bir isim, İdlib bölgesinde Esad yönetimine karşı ciddi anlamda mücadele eden bir isim. Yani burada şimdi hangi gruba ne gönderildiği iddiası mutlaka araştırılsın ama hani günün sonunda baktığımızda HTS mesela şu anda Batı kamuoyundan, yani Amerika'dan, Avrupa'dan, İngiltere'den meşruiyet devşirebilen ve genelde batılı aktörlerin ılımlı durduğu bir isim. Rusya tarafından aktif olarak terörist olarak nitelendiriliyor. Ve zaten temel sıkıntılardan bir tanesi de bu. Yani günün sonunda tam da ne olduğu tanımlanamayan bir aktörden bahsediyoruz. Hı hı. Her ülke aktörü de kendi çıkarı nispetinde mevcut gerçekliği bükmeye çalışıyor. Ama dediğim gibi uluslararası ortamda, uluslararası hukuk içerisinde sizin duracağınız yer, tezleriniz, dosyalarınız, hangi tarihte ne yaptığınız, bu yaptığınız işlerde hangi aktörleri kullandığınız, bunlar da tabii ki önemli sorular. Bu sorulara da hazırlıklı olması lazım. Sayın Gürcan, süremizin sonuna geliyoruz. Bu da son sorum olacak size. Siz eski bir subaysınız. Bence de sıra dışı bir subaydınız. Hem yüksek fiziksel dayanıklılık ve kapasite gerektiren özel kuvvetlerde yetiştiniz. Bu sebepten dolayı da yurt içi ve yurt dışında çatışmalı bölgelerde bulundunuz. Hem de aynı zamanda akademik alanda da çok yetkinsiniz. İki dil biliyorsunuz. Hatta akademik çalışmalarınızı daha rahat yapabilmek için kendi isteğinizle emekli oldunuz. Güvenlik analisti, jeopolitik analisti tanımını bence bu manasıyla da tam karşılıyorsunuz. Aynı zamanda bir karargah subayısınız. İkisinin bir arada bulunması pek nadir bir özelliktir. Ancak şu anda da kendisini liberal ve muhafazakar olarak tanımlayan bir partide de siyaset yapıyorsunuz. Eski bir subay, sıra dışı bir subay, yeni bir siyasetçi olarak Türkiye'nin Kürt sorununa dair güvenlikçi yaklaşımların dışında da bir takım çözümler üretilebileceğini düşünüyor musunuz? Buna dair yorumunuz nedir? Bu da size son sorum olsun. Şimdi efendim ben yani aktif olarak hem mesleki geçmişim, onunla gurur duyuyorum. Akademik çalışmalarımla da gurur duyuyorum. Yani şu anda Deva Partisi'nin de kurucularındayım. Kendi siyasi görüşlerime, kendi vizyonuma, kendi gelecek tasavvuruma uygun bir yer olduğunu düşündüğüm için oradayım. Yani partideki çok nitelikli arkadaşlara, Türkiye'nin geleceğine çok ciddi anlamda katkı sağlayabilecek kadrolara, Sayın Ali Babacan'a, Genel Başkan'a inandığım için oradayım. Ve gerçekten çok güzel çalışmalar yapıyor. İşte bugün şu anda mesela yollardayız. Gene güzel bir teşkilat çalışmamızdan. Çok kıymetli 3 tane üst düzey yönetici arkadaşımla birlikteyim. Yani burada şunu söylemek isterim. Bu parti kendisini ana akım bir parti olarak tanımlıyor. Yani siz liberal muhafazakar tanımı iki kelimeyle tanımlanamayacak zenginliği, çeşitliliği olan bir parti. Merkezde diyelim o zaman. Merkezde evet, tanımlıyor. Merkezde bir merkez parti. Bence tam da Türkiye'nin ihtiyacı olan şey o. Aşırılığı, kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı siyaseti külliyen reddediyor. Türkiye'de de ana akımı ve merkezi tahkim etmek gerektiğini düşünenlerdenim ben. Bu kutuplaştırıcı, toksik dil. Yani A partisi o tarafa, B partisi bu tarafa, C partisi şu tarafa çekiştirerek Türkiye'yi sürekli dayatmalarla bir şeyler yapmaya çalışıyor. Kimlik siyaseti, etnik köken üzerinden tanımlanan siyaset, bu da Türkiye'ye epey bedeller ödetti. Günün sonunda dediğim gibi makulü,
kapsayıcılığı, çoğulculuğu, birleştiriciliği savunan bir siyaset diline ihtiyacı var Türkiye'nin ve ivedilikle ihtiyacı var. Tam da bu nedenle ben buradayım. Yani ben burada bir arkadaşımla partide çalışırken, yani onun Kürt, Alevi, Türk, Sünni, işçi, işveren, kadın, erkek, genç, yaşlı, ocu bucu olup olmamasına bakmıyorum. Liyakatına bakıyorum günün sonunda. Niteliğine, kalitesine bakıyorum. Siyasete, partiye verdiği katkıya bakıyorum. Yani bu ortamda da çok güzel bir işbirliği zemini, coşkulu ve enerjik bir çalışma ortamı yakaladığımızı söyleyebilirim. Çok da mutluyum. Ve günün sonunda şuna da söyleyeyim efendim. Yani bir sene, bir buçuk sene öncesine kadar benim de açıkçası siyasetten umudunu kesmiş bir insandım ben, ama hani Türkiye'de siyasallaşmadıkça siyaset kurumunu, siyasetin finansmanı, siyasette performans değerlendirmesi, siyasetin işte az önce konuştuğumuz, bakın o mafya liderinin iddiaları, adamın iddiaları bir üçgene oturuyor. Mafya, siyaset ve devlet üçgenine oturuyor. Yani bizim gibi insanların taşın altına elini koyarak bugünlerini ve geleceğini, çocuklarını, geleceğini bence artık dur demesi ve buna kendilerini hazırlaması gerektiğini düşünüyorum. O nedenle buradayım. Terörle mücadele, teröristle mücadele, Sayın çok fazla Gürcan, şeyler yazdım onunla Sayın ilgili. Sayın Gürcan, süremizi tamamladık. Toparlamanızı rica ediyorum. Tabii bir iki kelimeyle. Yani çok fazla şeyim var. Yani Metin Gürcan diye yazın ilk Google'dan. T24'te yazılarım var. Tabii, yabancı sitelerde yazılarım var. Akademik makalelerim var. İnşallah bir başka program o zaman Fatih Bey, söz vereyim size. O konularla ilgili görüşlerimi de seve seve şöyle yapalım Sayın Gürcan. Konuşuruz. Daha rahat bir ortamda, görüntülü bir bağlantıyla İnşallah. Daha geniş bir zamanda tekrar bir araya gelelim. Çok teşekkür ediyorum efendim. Saygılar sunuyorum. Çok sağ olun. Katılımınız ve katkılarınız için biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. İyi yayınlar. Gündem Özel'de bu akşam konuğumuz Deva Partisi Kurucular Kurulu üyesi, güvenlik ve jeopolitik analisti Metin Gürcan'dı. Uluslararası devlet dışı vekil aktörler ve Sadat çevresinde gelişen olayları konuştuk. Bizden sonra ana haber var. Hoşçakalın.